Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir padişahın Mehmet adında bir oğlu varmış. Mehmet boylu poslu, güzel yakışıklı bir oğlanmış. Eğer dokunan olmasa, gece kafasını yastığa koyduğu gibi ertesi gün öğleye kadar uyurmuş. Mehmet büyüyüp 20 yaşına geldiğinde bir gün babasının yanına gelip der: "Sevgili babacığım, çok zamandır hiçbir yere gitmiyorum. Canım çok sıkılıyor. Bana izin ver, ülkemizi seyahate çıkayım." Önce padişah babası Mehmet'in bu isteğine razı olmaz. Ama sonra oğlunun yalvarmasıyla kalbi yumuşar. Yanına 300 adam verip veziriyle beraber yola çıkmasına izin verir. Padişah vezirine oğlunun ülke sınırları dışına çıkarmamasını tembihler. Bunlar hazırlık yapıp yola çıkarlar. Az gider çok dinlenir, çok gider az dinlenirler. Dağlar aşıp dereler geçerler. Ülkenin birçok yerini gezer dolaşırlar. Bir müddet sonra geri dönme zamanı gelir. Yolda Mehmet'in önünden bir geyik kaçar. Geyiği canlı yakalamak için Mehmet atıyla peşinden gider. Geyik kaçar, Mehmet kovalar. Askerler de bunların arkasından gider. Geyik gelir, bir bağın duvarından atlayıp içeri girer. Mehmet attan inip bağa girmek isterken vezir buna engel olur. Vezir: "Mehmet, padişah baban seni bana emanet etti. Şunu bilmelisin ki bizim ülkemizin sınırları burada bitiyor. Bu bağ Semerkant padişahınındır. Oraya girme." Mehmet ise vezire kendisine bir gün izin vermesi için yalvarır. Kendisini de beklemelerini ister. Gidip bağı gezeceğini ve tekrar döneceğini söyler. Vezir, "Padişah babana söylememen şartıyla izin veriyorum." der. Mehmet baş üstüne der ve bağa girer. Burada insanın hayran kalacağı her türlü meyve ve çiçek vardır. Mehmet bağdaki meyvelerden yer, çiçeklerden koklar ve yemyeşil otların üzerinde uykuya dalar. Bu bağ Semerkant padişahının elma bağıdır. Padişahın kızı bu bağda sık sık gezmeye çıkar. Aynı gün kız bağı gezerken havuzun kenarında yeşil otların üzerinde bir oğlanın yattığını görür. Kız oğlanı gördüğü anda ona aşık olur. Ama kız ne kadar ses, ne kadar gürültü yaparsa yapsın oğlanı uykusundan uyandıramaz. Sonunda kızın sabrı tükenir. Beraber görülmelerinden korkar. Onun için mendilinin içine bir parça tatlı meyve, bir yüzük, bir tane ayna ve bir tane de ipek başörtüsü sarıp Mehmet'in cebine koyar. Daha sonra kendisi de çekip gider. Kız gittikten sonra Mehmet uyanır ve vezirin yanına geri döner. Vezir Mehmet'in sağ salim döndüğünü görüp çok sevinir. Tekrar atlarına binerler ve saraya geri dönerler. Mehmet babasıyla görüşüp ona yolculuğunda yaşadıklarını, gördükleri yerleri anlatır. Akşam yemek yerken Mehmet'i bir hapşırık tutar. Elini cebine sokup mendilini çıkarmak isterken sofranın üstüne sarılı bir mendil düşer. Mendili açtığında içinde tatlı bir meyve, ayna, yüzük ve ipek bir başörtüsünün olduğunu görür. Padişah sorar: "Oğul, bunlar nedir?" Mehmet şaşırıp kalır, cevap veremez. Padişah vezirini çağırıp der: "Vezir, bunların anlamı nedir?" Vezir doğruyu söylemezse işin kötüye varacağını düşünür. Onun için çaresiz kalır ve yolda oğlanın bağa girmesini olduğu gibi anlatır. Padişah: "Vezir,
madem ki oğluma izni sen verdin, o halde bu mendilin içindekilerin anlamını bulman için sana 40 gün süre veriyorum. Eğer bulamazsan seni dar ağacında astıracağım. Bunları duyan vezir perişan bir halde evine gider. Karısı ve çocukları ile vedalaşıp yola çıkar. Vezir birçok diyarlar dolaşır. Alimlerle, bilginlerle görüşür. Fakat bu eşyaların manasını bilen olmaz. Sonunda vezirin bütün çareleri tükenir. Üzgün bir halde evine döner. Vezirin atlarına bakan Hamza adında kelbiri vardır. Vezir bir gün bahçesinde üzgün üzgün dolaşırken kel Hamza veziri üzgün görüp der: "Efendim, size ne oldu? Niçin böyle üzgünsünüz?" Vezir: "Ey Hamza, derdime çare olamadıktan sonra ne diye soruyorsun?" Kel Hamza derdini söylemesi konusunda vezire rica eder. Sonunda vezir durumu Hamza'ya anlatır. Kel Hamza: "Efendim, siz hiç düşünmeyin. Ben hemen o şeylerin manasını söylerim. Ama siz padişaha iki ayaklı bir at göndermesini söyleyin. Ben bineyim o ata, padişahın yanına gidip o şeylerin manasını söyleyeyim." Bunun üzerine vezir gelir padişaha söyler: "Bizde kel biri var. Kendisine iki ayaklı bir at gönderirseniz gelip mendildeki şeylerin anlamını açıklayacağını söylüyor." Padişah kel Hamza'nın kendisini getirmesi için bir adam istediğini anlar. Onun için vekili kelin yanına gönderir ve kel Hamza vekilin yanında çıkar gelir. Hamza geldiği zaman sofra kurulur, lezzetli yemekler gelir. Doyuncaya kadar yedikten sonra el bezini onun önüne koyarlar. Kel Hamza el bezini açıp der: "Padişahım sağ olsun. Bu meyveyi koyan kimse Semerkant padişahının kızı olduğunu söylemek istiyor. Yüzüğün anlamı ben seninle evlenmek istiyorumdur. Ayna ise ben ayna gibi lekesiz bir kızım demek istiyor. Baş örtüsünün manası ise oğlan gelip beni kaçırmazsan al bu baş örtüsünü başını ört. Çünkü senden erkek olmaz demektir." Padişah Kel Hamza'nın söylediği şeylerin doğru olduğunu görür ve der: "Beni sevenler buna hediye versin." Bunun üzerine Kel Hamza'ya çokça hediye verirler. Padişah der: "Hamza, o kızı nasıl bulup bizim oğlanı alabiliriz?" Hamza: "O benim için su içmek kadar kolay bir iştir padişahım. Oğlunun yetkisini bir aylığına bana ver, gidip getirelim." der. Padişah Hamza'nın çok akıllı ve çalışkan bir oğlan olduğunu anlar ve bu teklifi kabul eder. Padişah oğlu ile birlikte Hamza'yı bir heybe dolusu altın vererek yola salar. Mehmet ile Kel Hamza derelerden yol gibi, tepelerden sel gibi, ayak üzengide, diz kaburgada, dağların eteği, çayların kenarı ile gelir Semerkant şehrine varırlar. Şehrin kenarında oturan bir kadına bir avuç dolusu altın verip evine misafir olurlar. Biraz dinlenip yorgunluklarını attıktan sonra Kel Hamza kadına der: "Nine, bu şehrin padişahının kızı hakkında bir şey biliyor musun? Bize anlatır mısın?" Kadın: "Yavrum, ben daha önce padişahın küçük kızının dadısıydım. Her gün onu görüyordum. Bundan bir yıl önce padişah kızına öfkelendiği için onu gözden çıkardı. Kızına iyi terbiye veremediğimi düşünerek benim görmemi de yasakladı. Ben de korktuğum için o taraflara gidemiyorum." Kel Hamza: "Ey nine, peki padişahın kızına neden kızdığını biliyor musun?" Kadın önce söylemek istemez. Ama Hamza ona biraz daha altın verdikten sonra kadın anlatmaya başlar.
Yavrum, dinle anlatayım. Bizim padişahın 3 kızı vardır. Bir gün padişah kızlarını yanına çağırıp der. Kızlarım, söyleyin bakalım, beni çok seviyor musunuz? Kızların 3'ü de elbette çok seviyoruz diye cevap verirler. Padişah, iyi o zaman, söyleyin bakalım, beni ne gibi seviyorsunuz? Büyük kız, babacığım, ben seni bal gibi seviyorum der. Ortanca kız, babacığım, seni hurma gibi seviyorum der. Ve bu sözler padişahın çok hoşuna gider. Sonra küçük kızına dönüp der. Kızım, peki sen beni ne gibi seviyorsun? Küçük kız, babacığım, ben seni tuz gibi seviyorum der. Ama küçük kızın bu cevabı padişahın hiç hoşuna gitmez. Yüzü kırışır, öfkelenip vezirine der. Vezir, büyük kızımı senin oğluna veriyorum. Ortancasını vekilin oğluna veriyorum. Küçük kızımı ise ilk önce kim isterse ona verirsiniz. Bugünden itibaren onu evlatlıktan çıkardım. Bunları anlatan kadın, işte ben o günden beri korkudan kızın yanına gidemiyorum der. Hamza kadına bir avuç altın daha verip der. Nine, sana bir demet gül vereceğim. Gülleri götürür kıza verirsin. O sana ne söylerse gelip bana söylersin. Kadının altınları gördüğü anda gözleri ışıldar. Hamza gül demetini kızın kendi mendiline bağlar. Yüzüğünü de içine koyar. Kadın gülü alıp kızın yanına gider. Kızın 40 tane hizmetçi kız ile eğlendiğini görür. Kız kadını gördüğü anda yanına çağırır. Kadındaki gülleri alıp içine bakar. Kendi yüzüğünün içinde olduğunu görür. Gülü gönderenin Mehmet olduğunu anlar. Yanındaki kızlar anlamasın diye onlara nar bağına gidip 40 çubuk getirmelerini ve bu kadını dövmelerini emreder. Kızlar nar bağına gittiği anda kadına der, ''Kadın kaç, çabuk ol.'' Kadın ayakları birbirine takıla takıla evine gelir. Kel Hamza hemen kadına kızın ilk sözünün ne olduğunu sorar. Kadın öyle ağzını açtığı gibi kızlara nar bağına gitmelerini ve 40 çubuk getirip beni dövmelerini emretti. Hamza, Mehmet, kız bugün nar bağını gezmeye çıkacak. Hazırlan, bağa git. Ama sakın orada uyuma. Hamza ile Mehmet padişahın nar bağına giderler. Mehmet bağa girer, Hamza eve geri döner. Mehmet bağda bir hayli gezip dolaşır. Kızın gelmediğini görür. Bu arada otların üzerine uzanıp uyuyakalır. Mehmet uyuduktan sonra kız gelir. Ama ne yaparsa yapsın Mehmet'i uyandıramaz. Kız Mehmet'in cebine bir iki aşık ile iki tane ceviz koyup gider. Sabaha karşı uykusundan uyanan Mehmet etrafta hiç kimsenin olmadığını görür. Pişman bir şekilde eve döner. Kel Hamza kızın gelip gelmediğini sorar. Mehmet hayır gelmedi der. Ama Mehmet elini cebine soktuğunda iki aşık ve iki tane cevizin olduğunu görür. Kel Hamza ceviz ve aşıkları gördüğü anda der, ''Ey miskin oğlu miskin, hani kız gelmedi diyordun? Bu cebindekileri kız koymuş. Sana da henüz sen çocuksun. Git sokakta aşık ceviz oyna demek istiyor.'' Kel Hamza kadına tekrar gitsin diye yalvarmaya başlar ve kadına yine bir miktar altın vererek onu ikna eder. Kızın kadına bu kez ne diyeceğini öğrenmek ister. Kadın gülü alıp korka korka kızın yanına gelir. Hanımın yine 40 kız ile eğlendiğini görür. Kız kadını gördüğü anda der, ''Peki şimdi niye geldin?'' Gülü alır ve kızlara ayva bağına gidip 40 çubuk getirmelerini ve kadını dövmelerini emreder. Kızlar gittiği anda kadın kaçıp evine gelir. Kel Hamza, ''Nine bu defa ne oldu?'' der. Kadın, ''Ne olacak?'' Şimdi de kızlara gidip ayva bağından çubuk getirmelerini ve beni dövmelerini emretti. Hamza, tam bu söz bana lazımdı. Demek kız bu defa da ayva bağında olacak. Kel Hamza,
Mehmet'i azarlayarak der, ''Ey tembel oğlu tembel, bir gece uyumasan ölür müsün?'' Bu defa da kız seni ayva bağında bekleyecek. Mehmet yine gider. Kızın gelmediğini görür ve kendi kendine der, ''Uyku gözlerimden dökülüyor. Biraz uzanıp uyuyayım, daha sonra beklerim.'' Mehmet otların üzerine uzanıp uyur. Kız gece yarısı gelir ve oğlanın yine uyuduğunu görür, iyice öfkelenir ve onun cebine bir parça ekmekle bir bıçak koyup gider. Mehmet uykusundan uyandığı anda elini cebine sokar, ekmekle bıçağı gördüğünde kızın geldiğini anlar, pişman olarak eve geri döner. Cebindekileri Kel Hamza'ya gösterir. Hamza, ''Mehmet, kız eğer bir daha uyursan bu ekmek üzerine yemin olsun ki bıçakla başını keseceğini söylemek istiyor.'' der. Hamza, Mehmet'i bir hayli azarladıktan sonra tekrar kadına altın vererek kızın yanına gitmesi için yalvarır. Epey yalvardıktan sonra kadına bir demet gül vererek kızın yanına gönderir. Kız, kadını gördüğü anda gülleri alıp der, ''Kadın, sende hiç gurur yok mu? Şimdi niye geldin?'' Daha sonra kızlara gül bahçesinden dikenli çubuk getirip kadını dövmelerini emreder. Kızlar gittiği anda padişahın kızı der, ''Nine, bu senin son gelişin olsun. Bir daha gelirsen kendini ölmüş bil.'' Kadın eve gelir, olayları Hamza'ya anlatır. Hamza, ''Mehmet, iyi dinle. Unutma, bu son hakkın. Kız bu defa da seni gül bahçesinde bekliyor.'' Mehmet giyinir kuşanır, padişahın gül bahçesine gelir. Burası öyle güzel bir bahçedir ki güllerin, çiçeklerin kokusu insanı hayran bırakacak şekildedir. Mehmet o kadar çok bekler ki gece yarısına doğru uykusu gelir. Hemen parmağını bıçakla yaralar ve içine tuz basar. Yaranın acısından sabaha kadar uyuyamaz. Sabaha karşı kızın geldiğini görür. Kız kendini 77 çeşit süsle bezemiştir. Mehmet'in kızı gördüğü anda aklı başından çıkacak gibi olur. Kız öyle güzel bir kızdır ki ay ve güneş gibidir. Kaşları kara, gözleri kara, ince belli, selvi boylu, ceylan yürüyüşlü, ceylan bakışlı, dudakları kırmızı gül yaprağı gibi, yanakları yakutun kenarı gibi, sanki kar üstüne kan serpilmiş gibi, dişleri inci gibi muhteşem bir güzelliği vardır. Kız Mehmet'i gördüğünde der, ''Eğer seni bu defa da uyur vaziyette görseydim, elimden sağ kurtulamayacaktın. Sen nasıl bir yiğitsin ki bir gece uykusuz duramıyorsun?'' Kız Mehmet'i epey azarladıktan sonra sohbet etmeye başlarlar. Bir miktar sohbet ettikten sonra ikisinin de uykusu gelir. Kızıl güllerin arasında yeşil çimenlikte Mehmet başını kızın dizlerinin üzerine koyar ve ikisi de uyurlar. Bu arada kızın amcasının oğlu da onu ister fakat kız kabul etmez. Amcasının oğlu pek çok zamandır kızın peşinden koşmaktadır, onu razı etmeye çalışmaktadır. Oğlan yine amcasının kızını aramaya çıkmıştır. Bu arada gül bahçesinde bir oğlanın kızın dizleri üzerinde uzanıp yattığını görür. Bunları böyle gördüğü anda saldırır, ellerini ve ayaklarını bağlayıp onları zindana attırır. Gördüklerinin hepsini gider kızın babasına anlatır. Babası öfkelenir ve ikisinin de dar ağacından asılmasını emreder. Kız işlerin kötüye gittiğini anlar ve der, ''Mehmet, mendile sarıp senin cebine koyduğum şeylerin manasını kim buluyordu?'' ''Mehmet, benim Kel Hamza adında bir dostum var. O şeylerin manasını bulan odur.'' der. Kız, ''Mehmet, o çok akıllı ve becerikli bir adama benziyor. Peki şimdi o nerede? Onu bulduralım, bizi buradan kurtarırsa o kurtarır.'' Mehmet, adamın şehirde yaşlı bir kadının evinde yaşadığını söyler. Kadın, kızın dadısı olduğu için kız hemen kadını tanır. Bunun üzerine kız, kendi bilezik ve yüzüklerini zindandaki gardiyana verir.
ve kadının evini bulmasını ister. Bulduğu zaman kapısına bir taş atmasını, evin önünde bir dut ağacının olduğunu ve dut ağacına iki taş atmasını, sonra da evin üstüne çıkıp bacadan içeriye iki taş atıp gelmesini söyler. Zindan bekçisi altınları gördüğü anda hemen kabul eder ve yola çıkar. Gelir evi bulur. Evin kapısına bir taş atar. Kadın, "Hamza, kapıya taş atıyorlar, kim olduğuna bak," der. Hamza, "Nine, her kimse Mehmet'ten haber getirmiş," diye dışarı çıktıklarında bir adam olduğunu görürler. Adam kapıya bir taş attıktan sonra bahçedeki dut ağacına iki taş atar. Hamza, "Nine, kız ile Mehmet'i tutuklamışlar," der. Sonra adam evin üstüne çıkar ve bacadan içeriye iki taş daha atar. Hamza yine, "Nine, Mehmet ile kızı zindana atmışlar. Beni yardıma çağırıyorlar," der. Adam kızın dediklerini yaptıktan sonra geri döner ve zindana gelir. Kel Hamza bir avuç altın alır ve pazara gider. Güzel bir tüccar elbisesi alıp giyinir. Ondan bundan sorarak şehrin tüccar başının yanına gider. Tüccar başını bulup der, "Kardeş, ben Yemen ülkesinden yeni geldim. Tüccarım, senin birçok kardeşin ve işçin olduğunu duydum. Bana bir günlüğüne bir hizmetçi kız lazım. Burada olduğum sürede elbiselerimi yıkasın, yemeğimi pişirsin. Gittiğim zaman sana geri getiririm." Tüccarbaşı kabul eder ve kendi hizmetçilerinden birini Kel Hamza'ya verir. Hamza kızı eve getirir ve ona prenseslere yakışır bir elbise giydirir. Kendisine de ne söylerse onu onaylamasını tembihler. Hamza kızı da yanına alır, zindancının yanına gelir. Zindancıya epey altın verip der, "Şimdi kapıyı aç, bizi oraya at. Oradakileri de dışarı çıkar, bırak gitsinler." Adam bu kadar çok altını gördüğü anda nefsine hakim olamaz, Mehmet ile padişahın kızını serbest bırakır ve Hamza ile kızı da zindana atar. Hamza ile hizmetçi kız zindanda kalmakta olsun, bakalım padişah kızı ne yapıyor. Kız eve geldiğinde babasına bir mektup yazar. "Baba, zamanında seni tuz gibi seviyorum dediğim için bana kızgın olduğunu biliyorum. Bu yüzden de beni astıracağını şehre yaymışlar. İnsan hiç öz kızını lekeler mi?" Padişah kağıdı aldığında bunun bir alay olduğu hakkında düşünmeye başlar. Acaba kızımın bu olaylardan haberi yok mu diye meraklanır. Hemen vezirini de alır, zindana gelir. İçeri girdiği zaman burada bir tüccar ve kızın olduğunu görür. Padişah, "Siz kimsiniz?" der. Kel Hamza, "Padişahım sağ olsun. Bu nasıl bir ülke, bu nasıl bir kanun? Ben hizmetçim ile oturuyorken bizi getirip buraya attılar. Hem de yanımdakinin padişahın kızı olduğuna dair iftira ediyorlar. Yemin ederim ki bu hizmetçiyi dün şehrin tüccar başından aldım. İnanmıyorsanız çağırıp sorabilirsiniz." Bunun üzerine padişah hemen tüccar başını çağırıp sorar. Tüccarbaşı kızı Hamza'ya verdiğini onaylar. Bu olaydan sonra padişah kızına iftira atıldığını anlar. Hemen hizmetçiyle Hamza'yı serbest bırakır, kendi kardeşinin oğlunu da ülkesinden kovar. Bu olaydan sonra Hamza elbiselerini değiştirerek başka kılığa girer. Gelir padişahın elçi taşının üzerine oturur. Bunun üzerine Hamza'yı alırlar, padişahın yanına götürürler. Kel Hamza saygıyla selam verip der, "Sultanım, senin yanına küçük kızını istemek için geldim. Benim Mehmet adında bir dostum var. Kendisi de falan padişahın oğludur. Senin kızına aşık olmuş. İzin verirsen onları evlendirelim." Padişah bu sözü duyduğunda kızını ilk olarak her kim isterse ona vereceği sözü aklına gelir. Hem de kızının hakkında dedikodular yayılmıştır. Bunlardan ötürü padişah kızını bir an önce verip kurtulmak ister. Kel Hamza padişahın içindekileri bildiği için der,
izin verirseniz kızın düğününü kendi ülkemizde yapalım. Bu söz padişahın aklına yattığı için kabul eder. Kel Hamza padişahın yanından ayrılır. Sevinerek Mehmet'in yanına gelir. Olayları ona anlatır. Hazırlık yapıp sessiz sedasız kızı kendi ülkelerine götürürler. Mehmet'in babası oğlunun geldiğini haber alır ve oğlunu karşılamaya çıkar. Büyük bir keyif ve sevinçle 7 gün 7 gece düğün yaparlar. Kızı oğluna alır. Aylar, günler geçer. Bir yıl sonra kız babasına mektup yazar. Sevgili babacığım, burada benim padişah kızı olduğuma hiç kimse inanmıyor. Senin baban padişah ise bir kez olsun yanına gelirdi. Şimdi ben seni evime misafir çağırıyorum. Vezirini de al, bize gel. Mektubu götürür, padişaha verirler. Padişah duygulanır. Vezirini de alır ve kızının evine misafir gelir. Evden içeri girdiği anda ağzı açık kalır. Kızının evinde olan altın ve gümüşün kendi sarayında bile olmadığını görür. Kız padişah babasını saygıyla kabul eder. Bir hayli sohbet ettikten sonra ortaya yemek getirirler. Sofranın üzerinde dünyanın bütün nimetleri vardır. Ama yemeklerin hiçbirine tuz konulmamıştır. Yemek bittikten sonra kız babasına sorar. Sevgili babacığım, pişirdiğim yemekler hoşuna gitti mi? Lezzetli mi yoksa değil mi? Padişah, kızım, yemekler kötü değildi. Fakat bir kusuru vardı, o da tuzu yoktu der. Bunun üzerine padişahın küçük kızı, yemeğin tuzu olmadığında ne olur ki babacığım? Padişah, kızım, tuzsuz yemeğin lezzeti olur mu? Dünyada tuzdan daha iyi ne var? Der. Kız bu fırsatı kaçırmadan babasına cevap verir. Babacığım, madem ki öyle, peki seni tuz gibi sevdiğimi söylerken niçin bana öfkelendin? Padişah kızının kendisini fena sıkıştırdığını düşünerek başını aşağıya eğer ve ona der. Kızım, sen doğru diyormuşsun. Ben o zaman hata ettim. Padişah kızının aklına hayran kalır ve onu alnından öper. Bundan sonra Mehmet ile padişahın kızı mutluluk içinde bir hayat sürerler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine.